Ne günlere kaldık böyle? Şimdi benim kuaförüm Hamza Keskiner geldi aklıma. Onu arıyorum. Yok ben gelemem, evden çıkmıyorum diyor. Peki bu saçlar ne olacak? Bizim durumumuz ne olacak? Bir ay oldu tıraş olmayalı. Peki. Ülkenin büyük çoğunluğu tedbirlere uyuyor. Ama hala uymamakta direnenler var. Bir şey bildiklerinden mi sizce? Hayır. İnanın cahilliklerinden. Ve inanın bu cehalet virüsten çok daha tehlikeli. Şimdi peş peşe iki ayrı haber izleyeceksiniz. Ve o cehaletin nasıl tehlikeli olduğuna şahitlik edeceksiniz. Ve özgüvenli cehalet bu. İlk haber Adana'da. Yani bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle uğraştırmayın. Koronavirüsünü dikkate almadı. Bana bir şey olmaz dedi. Israrla polise direndi. Rabbim bana böyle bir vücut vermiş. Ben direncim müsait. Ben 55 yaşındayım. Hiç hastaneye gitmedim. Çok... Maske takması zorunlu olmasına rağmen inatla takmak istemedi. Maske ve eldiven getirin beyefendiye. Ya bunları ben istemiyorum. Yani bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle uğraştırmayın. Vatandaşın polisle yaşadığı bu diyalog herkesi şaşırttı. Bu virüsün bir Siyonist oyun olduğunu inanıyorum ben. Burası Adana. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında polis sahada. Otobüsler, yolcular, caddeler, meydanlar, polis her yerde denetimdeydi. Sık sık vatandaşlara kurallara uyması için uyarılarda bulundu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kafaya çıkmaları ve tüm yaş gruplarının şehir dışına yolculuk yapmaları yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. Tüm bu çabalara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenler de vardı. Rabbim bana böyle bir vücut vermiş. Ben direncim müsait. Ben 55 yaşındayım. Hiç hastaneye gitmedim. Polis o vatandaşın sağlığını korumak için ücretsiz maske ve eldiven vermek istedi. Sorumsuz şahıs maskeyi almamak için inat etti. Maske ve eldiven getirin beyefendiye. Ya bunları ben istemiyorum. Yani bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle uğraştırmayın ya. Parklarda oturan 20 yaş altı gençler de kuralları tanımadı. Polis o gençlerin yanına gitti. Kimlik kontrolü yaptı. Maske verdi. Evlerine gitmesi için uyardı. Yaşları kurtarıyor.